Vallahi hafta sonu çok güzeldi. Perşembe, cuma bizimkiler de heyecanlandılar. Belediye başkanlarıyla görüşüldü, testler yapıldı falan filan. Sonra siz anladığım kadarıyla cumartesi günü Düzce'ye geri döndünüz değil mi İsmail? Cuma günü geri döndünüz. Fevziye Hanım sen burada kaldı. E sonra ne oldu Eda? Sonra anlaşamadık. Neyi anlaşamadınız? Yani pazar günü akşam sıraları bazı bir olaylar oldu. Kayınvalide tarafından. Gerçekten beklemezdim. E 13 aydır anlaşıyordunuz da ne oldu pazar? O lafı gerçekten 13 aydır hiç duymadım. Daha ilk defa duydum. Sonuç ne yani? Sonuç aileme döneceğim. Annene dönmeye geldi. İsmail sen ne diyorsun? Gitsin abla ben de istemiyorum. Seviyorum de abla diyordun ya. Çok seviyorum. Abla seviyorduk da sevgi bir yere kadar. Bir kız benden habersiz birisinden 1 milyar para alıyorsa... Benim anamı avradımı sövdürüyorsa o kardan kara olmaz abla. Benim anamı avradımı sövüyorlar. Sen çok erkek. Benim anamı avradımı şey yaptım, babama da sövüyorlar. Ne zaman almış 1000 lira? Çanakkale'ye gittiğimizde. Çanakkale'ye gittik biz bir ara. Davetiye dağıttığında. Davetiye dağıttığında. Ondan sonra 1000 lira para almış oradan. Ben geri geldik. Ondan sonra biz Bozbey'e gittim ben çalışmaya. İş yerine gittim çalışmaya. Adam beni arıyor. Bana sövüyor, saydırıyor. Sen nasıl bir gururlu adamsın diyor bana. Karın diyor benden diyor 1000 lira para aldı diyor. O da terbiyesizlik etmiş. E bir sorsaydın niye aldın yavrum Eda'cığım o 1000 lira? Ablacığım bir şey söyleyebilir miyim? Almadım diyor. Aldıma dair. Hayır. Aldıma dair bir konu göstersin. Bir şey söyleyebilir miyim abla? O kişi kimse Allah rızası için bağlansın şuraya desin ki Eda Yılmaz benden 1000 lira para aldı. Vallahi onu istiyorum. Bir tek onu istiyorum abla. O kişi gelsin bana desin ki abi diyor, abi bu benden para aldı. Hayır İsmail sana birisi mesaj mı attı? Aradı abla. Aradı. Ne zaman aradı? 4-5 ay oldu abla. E şimdi 4-5 ay önce aradığını şimdi niye mevzusu var? Abla aklımdan çıkmıyor ki. Kötülemek istiyorum. Sen de onu bahane etmişsin. O zaman 4-5 ay önce... Zannettin ki dün olan bir olaydan bahsediyorsun. Ben de evet hafta sonu oldu. 4-5 ay önce olmuş idiyse niye gittin evinde babanla beraber kızı istediniz? Sebep neydi yani? 13 aydan beri beraber yatağında yatıyorsun. Beraber oturuyorsun. Her türlü rahatlığa bakıyorsun. O zaman niye aklına getirmedin? O zaman deseydin ki ben bu kadını yatağıma istemiyorum. Duyduğun gün söyleyecektin bunu. Aradan 4 ay geçmiş. Sonra gerçek mi, değil mi, sebep ne? Yani eğer böyle bir para isteme varsa da bir mecburiyetten mi, bir sebep nedir? Bunları araştırdın mı? Evet, bundan para istedi benden. Yani böyle bir yuva kuracaksınız. Biraz sorumluluk sahibi olun oğlum. Sorumluluk sahibi olun. Sen şimdi bu bahane olmaz. Sen şimdi bunu bahane ettin yani. Bu tamamen bahane. Bahane ettin abla. Dün akşamki olay neydi? Neyin bilmiyorum ki cuma, dün akşam. Bak abla cuma günü çok güzeldi. Hayatım ben vallahi billahi bilmiyorum. Bak yemin ediyorum. Tamam, ben de niye yemin ediyorsam yemin de etmem de. Ay Allah'ım ben yemin hiç sevmem de. Abla bir baksana. Şunun için söylüyorum günü. Ağız alışkanlığı. Size yarın nikah günü alındı yani. Nikah abla cuma günü çok güzeldik. Cumartesi çok güzeldik. Pazar günü oldu. Ha. Yattık kalktık. Olaylar patladı ya. Anama saydırıyor. Böyle bir şey yok ya. Ben vallahi billahi annemi zor tuttum ya. Benim eşimin bağlanmasını istiyorum lütfen. Eşimin bağlanmasını istiyorum. Lütfen ya. Bağlanacak bir benim taraftan da bağlansın. Allah'ın varsa bağlat. Allah'ını seversen bağlat. Vallahi bağlat. Billahi bağlat bak. Sizden kurtulmak istiyorum. Belki yatağı mı bıraktın? Bak vallahi bağlan diyorum bak. Vallahi diyorum bağlan. Ha bir şey söyleyeceğim ya. Siz buraya ilk geldiğinizde o sana babacım diyordu. Evet. Sen ona evladım diyordu. Annesini sevmiyordu. Kayınvalidesini tutuyordu. Sen seviyorum abla diyordun. Ne oldu yani hemen? Ya bir de ilk kavgada biter mi her şey ya? İşte ben de onu diyorum. Ya abla yani bu pazar günü olan mevzuat ne bu ya? Ben anlamadım ben ya. Yani şimdi evlilik içinde herkesin de her günü dört dörtlük geçmez ki. Aynen. Yani tartışma olur. Bak kavga demiyorum. Kavgayı sevmem ben. Ama insan tartışır. Fikir ayrılığı olur falan. Hemen şimdi evlenseniz de hadi hoşça kal deyip ertesi gün boşanılmaz ki. Hiç. Sonra barışılır ertesi gün. Sen de haklısın abla. Ha. Ya seviyorsan eğer, insanın da bir günü bir gününü tutmuyor olabiliyor bazen. Abla hani sofra kur diyoruz, bize tavır yapıyor. Cuma gününden
pazar akşamına kadar hiçbir şey yapmadı. Yatak odasından dışarıya çıkmadı. Yatak odasından dışarıya namusumu çıkmadı. Namusumu niye sorguladın bak, o zaman abla, anne? Abla ben muavinlik yaparken ekmek getiriyordum eve. Onlarla besleniyor. Ya kalk diyorum bir yemek ye. Yemek yemiyor. Yani yalvarttırıyor bizi. Kalk bir yemek ye, sulu yemek ye. Orada fasulye yemeği var. Küsüyorsun diye mi? Küsüyorsun. Çorba var, yok, o var, şu var. Onları ye diyorum. İçim almıyor. Bu hep mi böyle? Son iki gündür mü oğlum, böyle? Oğlum bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Benim evimde 10 yaşında oğlum var. Hı. 17 yaşında kızım var. Senin karın benim düştüğüm yollara kızıma demesini diyemez. Kesinlikle hayatta kimse ağzını alamaz. Sen adam ol, delikanlı ol. Ablanın yanında desin gibi konuş. Hı. Bu işi konuş. Bağlayacaksan bir yere bağla. Bağlamı desen kimseyi burada görme. Ben de görmek istemiyorum. Tamam. Herkes dur. Kendi yoluna. Ben bir şey söyleyebilir miyim Fevziye Hanım? Hı. Hasan öyle. Diye bir arkadaşım varmış, hastanede tanıştın. Eda Hanım da sana söylemişti. Hı. Annemin bir arkadaşı var. İsmail'i rehin almış. Ben bunları da biliyorum. Bu Eda'nın söylediğini de biliyorum ama o Hasan Bey'e söyle ki bana ona söyle selamımı söyle ona selamımı. O Tonyalıysa ben Sülmeneliyim. Kimse kimseyi rehin alamaz abla. Mafya değil o, mafya değil. Ne oluyor mafya ya değil. Tonyasın benim abla. Abla. Müge abla vallahi. Çunağın nebalın benim boynumda olsun. Sen nerelisin? Hı. Ben Sülmeneliyim. Bak. Ya Sürmeneli'nin biraz kemençe çalmayı öğrenin. Şöyle bir iki oynamasını falan öğrenin ya. Sürmeneli'nin deyip ne yani? Ben de diyorum ki rezil olduk diyorum. Rezil. Ha burada ne? Vallahi bıçak kıyılsaydı. Senden rezil bak, oldum ben. Bıçak kıyılsaydı vallahi da billahi de çunağım benim olsun. Şurada horom oynayacaktım. Vallahi da billahi de oynayacaktım. Bak yeminle konuşuyorum ha kaynım da orada. Üç kişi birden şuradan bir Sürmeneli havası oynayıp tebrik edip gidecektim. Vallahi billahi bak. Ne oldu peki bu kadar? Vallahi ablacığım bak ben kendi eşimin yanına gidemedim. Kavga ettim. Ben buradan milletin kapılarında kaldım. Oteline bile gitmedim. Neden? Otellerde yer yok. Dolu. Hangi otellerde yani? Sizin otellerinizde. Allah Allah. Vallahi bile aradım. Cansu ablayı aradım. Vallahi aradım, billahi aradım ya. Aa, bütün gelen 1000 kişi kalıyordu, bir tek sana mı yani? Vallahi diyorum ya bak, vallahi diyorum. Hani bağlansınlar desinler, sonra yalan abla. Demiyorum ya. Benim oğlum, hayır, ben Cansu abla... Niye Süleyman Osman Bey'i otelde kaldın? Aa, vallahi billahi yani? Ya bak, aha, kaynım da orada, kaynım da biliyor. Yani ne olmuş yani, bir bana da söyleyin. Söyleyin ya, söyleyin kardeşim, bağlanın söyleyin ya. Söyleyin ya. Hani niye, niye sen otelde yer arıyorsun, ben onu anlamadım ki, ne? Ama benim gidecek yerim yok, ablam ta nerede? Ben de dedim ki... Ya bu anlatılanlardan biz hiçbir şey anlamıyoruz. Çünkü sıralı anlatmadığınız için işte anlamıyorum. İşte bak diyorum ya burada... Ya siz burada... İşte bak burada karışıklık oluyor. Ali Osman Beyciğim, siz Perşembe günüydü değil mi? Burada iftarınızı yapmadınız mı güzel? Yaptık. Tamam, her şey güzel değil miydi? Oldu. Gittiler, fotoğraf çekirdiler, kan testi yaptı falan. Tamam. Bugün de gidip belediyeye resmen başvurup yarın evlilik olmayacak mı? Evet. Tamam, ne oldu şimdi gene siz birbirinize şimdi ne oldu biliyor musun Müge abla? Ben sana anlatayım mı? He. Bunlar cuma günü buradan çıktılar. Tamam. Gittiler. Tamam. Ben de dedim ki, ben gelmiyorum dedim. Neden? Ben gitmiyorum, gidip geleceğim. Ablam var, ablama gideceğim. Kaynım var, kaynıma gideceğim. He. Siz dedim gidin. He. Bak gidin dedim. İnsan gibi dedim, adabı sunulan dedim. Tuşunuzu alın, üstünüzü giyinin, basın gelin dedim. Hı. Tamam baba dedi. Bastılar gittiler. Ben Eda'ya dedim ki, Eda annenin numarasını dedim bana at dedim. Annemle dedim görüşeyim dedim. Hı. Bak konuşayım ha kendisi. Kulakta konuştum. Hatta bayi dedi ki annemi dedi ara dedi yani. Ara beni dedi söyledi. Ben de aradım. Fevziye abla neredesin dedim. Nasılsın dedim. İyi misin dedim. Merak ettim beni. Yok abi dedi. Ben dedi oteldeyim dedi. Tamam Fevziye abla dedim. İyi akşamlar dedim. Ondan sonra cuma günü bunlar iyi. Hı. Cumartesi günü de iyi. Hı. Ben eşimi arıyorum. Diyorum ki eşi emin edelim. Sakın diyorum bir şey yapma. Bir şey yapma diyorum. Yani gelmişler diyorum. Misafir diyorum. Ya. Hiç sıkıntı yok diyor. Benim eşim evden çıkıp gidiyor. Öyle ya, yani gelmişler ya. Pazar günü oluyor Müge abla. Pazar günü akşamı lan ev yıkılı. Kavga. Ev yıkılı. Aramis Cansu'yu. Tam pazar günü akşamı da dün değil mi? Evet de gerdekeli ya. Tamam sen niye otelsiz kaldın? Ulan sen zaten otelde kalmıyormuşsun ki. Yeah. Bak gerdekli mi otele? Ablanda kalıyormuşsun sen. Tamam işte pazar günü gerdekli mi otele? He. Ben de otelde yer var mı diye söyledim. Ya 15 yıldır program yapıyorum, otelde yer bulamadım. Ya konukla da ilk defa karşılaşıyorum. Bana öyle dediler bak, dolu dediler bana. Ha. Dolu dediler, ben ablamda kalayım o zaman dedim. Sabahta gelirim dedim. Kalıyordun zaten, kalsaydın ne otele gitmişsin? Kaldım zaten, ablamda kaldım ben. Ondan sonra pazar günü burada bir kavga oluyor mu? Ben olayın içine eşime diyorum ki ne oldu diyorum burada. Ne yaptılar diyorum burada. Tamam eşine ne olmuş yani? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti.
hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.